Malum alışmışsınızdır artık. Hep bu box'tan asistanımın yazdığı sizlerden gelen soruları çıkartıyorum. Gençlik aşıları dolgulardan daha mı etkilidir? İkisinin kullanım amacı farklı arkadaşlar. Hyaluronik asitin üretilme şemasına göre yüzünüzde kalıcılık etkisi yaratacak, yani filling dediğimiz doldurma, şekillendirme, hacim etkisi yaratacak farklı bağlarla üretilmiş dolgular vardır. Yüzünüzün bir anda onu emip böbrek ve karaciğer yoluyla kullanıp da yeni bir cilt oluşturmak için kullanacağı da daha sıvısal formları vardır. Sıvısal formları mezoterapide kullanılır, az önce bahsettiğim gibi diğer bağlı formları, özel üretim formları dolguda kullanılır. Dolgularında dolayısıyla %15-20 rejenerasyon etkisi vardır arkadaşlar. Ama ben gençlik aşılarıyla %85-%100 rejenerasyon etkisi almayı hedeflerim dolayısıyla. O yüzden ikisinin kullanım amacı çok farklı. Sizin ihtiyacınıza göre tayin etmek lazım. İşte orta yüzünüzde yaş almakta bir boşalma varsa, buraya hem hafif bir dolgu uygulaması ya da zigomada bir eksiklik varsa ya da şakakta ya da marionette, yani yüzünüzün farklı bölgelerine, benim planım sırf dolguyla da yüz gençleştirmek değil. Farklı bölgelerine gereken miktarlarda dolgu uygulamasını olabilecek minimumda yapıp, ama bu minimum demek illa 1 ml, 2 ml minimum değil, kişinin yüzüne göre değişir. Bazı yüzlerde 8 ml kullanırız, bazı yüzde 5 ml yeterlidir. Dolayısıyla burada bir balansta dolgu uygulaması yapıp gençlik aşılarından da mutlaka faydalanmak lazım. Cerrahi olursanız bile olun, mekanik olarak yüzünüz lift olsa bile cildinizin kalitesini gençlik aşıları gibi uygulamalar değiştirebilir ya da kök hücre gibi uygulamalar değiştirebilir. Dolayısıyla gerçek manada bütünsel bir gençlik, bütünsel bir halinizde iyilik, bütünsel bir cildinizde yenilenme istiyorsanız o zaman gençlik aşılarını kullanmak gerekiyor. Düz bir alna bombe vermek mümkündür. Düz kaç ml dolgu gider? Bu tarz ml ya da tüp uygulaması kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bir derinliğin şiddetine bağlı, iki uygulanacak bölgenin alanına bağlı olacak şekilde gidecek miktar değişir. Bunu ezbere söyleyemeyiz. Tabii ki düz bir alına da bombe vermek için uygulanabilir. Düz bir alanınız da olsa bazı yerlerinizde kemik hattınızda dokunduğunuzda girintiler, çıkıntılar vardır. O girintilerin, çıkıntıların bulunduğu yerleri incecik serpiştirerek, anlıyorum ki sizinki kaştaki şuradaki kemiğinize baktığınızda buranız gene de bir tık önde durmuyor düz de olsa alnınız. Dolayısıyla o orantıyı kuracak şekilde gereken miktarı tespit edip enjekte edebiliriz. Ozon terapiyle zayıflama mümkün müdür? Ozon terapi aynı zamanda, bugün uzun uzun ozonu anlatmayacağım ama sorunuza istinaden, evet, vücutta ciddi ATP salgılattırır ve vücutta ciddi bazı stokramları salgılattırarak yağ yakıcı özelliği vardır. O yüzden zayıflama isteyen hastalarımızda da ozon tedavilerini, metabolizmalarını hızlandırmak ve onlara enerji vermek için de kullanırız, daha birçok amaca eşlik edecek şekilde. Giysel mi? Fibrojen mi uygulamalıyım? Yaşım 65. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bir kere G-Cell'in en etkin olduğu insanlardan bahsetmek istiyorum. Kadınlarda menopoz öncesinde çok etkilidir ve menopoz öncesinde özellikle doğum yapmış kadınlarda daha da etkilidir ve yine erkeklerde çok etkilidir. Dolayısıyla hani 50-55 yaş öncesini daha çok seviyoruz. Öteki türlü kulak arkası kök hücreniz de aynı şekilde biliyorsunuz ki yaş almakla birlikte kalite kaybettiriyor. Ama burada elde etmem gereken hücre sayısına bakacak olursak, eğer ki yaşınız belli bir oranın üzerinde ve kendinizi sağlıklı yaşam açısından, yani biyolojik yaşınız açısından iyi bakabildiyseniz, iki uygulamada da tek yine verimliliğiniz yüksek olur. Ama 65 yaşındasınız ve yaşınızda biraz bazı hastalıklarınız var. İşte antioksidan mekanizmanız çok iyi çalışmıyor gibi gözüküyor. Yani bunu aslında cilt yaşlanmanızdan anlayabiliyoruz. Ya da genel anamnez aldığımızda şimdiye kadar neler geçirdiniz, başınıza neler geldi, neler kullandınız, hangi tedaviler aldınız gibi. Burada bu yol ayrımına göre karar vermek gerekiyor. Laboratuvarda hücre ürettirip, çoğalttırıp, hani garanti alayım ve o hücreler içerisinden sonuçta ayıklanarak hücreleriniz geliyor. O hücreleri mi transfer edeyim, yoksa hayır, 65 yaşındasınız ama hala bazı konularda az önce söylediğim gibi sağlık parametreleriniz daha yüksek, o zaman hemen akut yağ transferimi yapayım gibi iyi düşünmek gerekiyor. Bunun için de ezbere konuşamam, muayene olmanız gerekiyor. Yüzüme akıllı dolgu yaptırdım ama dolgu yapılmış gibi değil. Ürün sahte miydi?
Şimdi akıllı dolgunun kullanım şeklinde farklılıklar var. Işınsal olarak taranarak sadece biraz kırışıklık açma etkisi de yaratabilir. Çok daha derin dokulara yaparak volümüze etkisi de yaratabilir arkadaşlar. Burada belki sizin yüzünüze şöyle söyleyeyim, işte bir zigoma hattı, çene hattı, bir yer taşı bir tüp akıllı dolgu yapmaz. Hani işte bir belki yani çok daha fazla tüp miktarları kullanılması gerekebilir. Bazen yüzde bu efektin yakalanmaması ilk ödem yapıyor, o hale hoşunuza gidiyor ama sonra ödemi geriliyor, dolgu emiliyor ve çöküyor. O hali sanki bana bir şey yapılmadı gibi hissi verebiliyor. Burada beklentinizle ayarlanan miktarın optimize seviyede olması gerekiyor. Dolayısıyla hekiminizle bu konuda beklentinizi ve ona göre de hani size tedavi ve fiyat bilgisini almanız daha sağlıklı olacaktır. Botoksum hikaye çözüldü. Kandırıldım mı? Bakın arkadaşlar, botoksun ortalama ömrü 4-5 ya da 6 aydır. Çok nadir bazı insanlarda evet botoks 2 ayda gidebilir. Bunun sebeplerine bakacak olursak, bir, en genel gözlemlediğim sebepler çok sık botoks yaptırmak. Yani botoksunuz daha tam gerilemeden tekrar yeni botoksunuzu hani yaptırıyor olmanız. Böylelikle vücut hani biraz daha tutma mekanizmasında kafa karışıklığı yaşıyor diye düşünün. İkincisi, hangi marka botoks uygulandı? Biliyorsunuz ki şu anda sadece Dysport ve Allergan Türkiye'de onaylı ve dünyada da FDA onaylı botokslardan olan Dysport ve Allergan onaylı arkadaşlar. Üçüncüsü, kullanılan doz miktarı. Yani belli bazı kaslarınızın kas kuvveti daha fazlaysa onlara biraz daha fazla ünite yapılması gerekiyor. Bu tarz sebeplerden ötürü de bakmak lazım. Bir diğer olay da sizin kullanım koşullarınız. İlk 10 gün içerisinde alınması gereken tedbirler vardı biliyorsunuz ki. İşte hamama, saunaya, solaryuma gitmemek, çok terleyici spor yapmamak gibi ilk 10 gün önemliydi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin bu tarz kullanımınız ve sonrasında da çok ağır spor yapıyorsanız, sonrasında da çok sık buhara hamama girip de aşırı terleyen birisiniz, sizin vücudunuz, metabolizmanız onu maalesef ki erken atabilir. Egzemalı cilt hangi tip güneş kremini tercih etmeli? Egzemalı cilt içerisinde bazı vitaminler bulunan, aynı zamanda su bazlı olan, hassas ciltler için uygun olan güneş kremlerini ya da atopik ciltler için uygun olan güneş kremlerini tercih edebilir arkadaşlar. Mezoterapi ile gençlik ayısı aynı şey midir? Uygulama aralığı nasıl olmalıdır? Mezoterapiyi üstte başlık olarak koyalım arkadaşlar. Mezoterapi çok daha derya deniz geniş bir konu. Gençlik ayısı da evet mezoterapinin bir alt başlıklarından bir tanesi. Mezoterapilerin bir sürü daha işte ağrı için, saç için olan işte aknedir, işte psoriyazizdir, kılcal damardır, rozedir, işte farklı yani lekedir, farklı problemler için olan bir sürü etken maddesi vardır arkadaşlar. Ya da bölgesel incelme az önce bahsettiğim gibi. Gençlik ayısı da bir kategorisi olarak düşünmeniz gerekiyor. Umarım yeteri kadar açıklayıcı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine gelecek dönemdeki sorularımızı takip edin. Siz de sorular sormaya bize devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.